Semiyan Dünyası adlı kanalımdan tekrar merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sadece iki ana malzeme ile çok güzel kahvaltılık tarifim var. Çocuklarınız okuldan gelirken bile hemencecik hazırlayabileceğiniz patates böreği. Buyurun hemen başlayalım. Öncelikle patateslerimizi haşlayalım. Ben patatesleri düdüklü tenceremde haşlıyorum. Kaynadıktan sonra 10 dakikada haşlanıyor. Patateslerimin 5-6 tanesini kullanacağım. Önce kabuklarını soyalım. Patateslerden orta boy 5 tanesinin kabuğunu soydum. Patates ezeceğiyle eziyorum. Patateslerinizi rendeleyebilirsiniz de. Hepsini iyice ezdim. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kadar da kırmızı pul biber ekliyorum. İsterseniz kekik, kimyon da ekleyebilirsiniz. Yarım demet maydanoz ve yarım demet dereotunu ince ince kıymıştım. Onları ekliyorum. Siz dereotu ya da maydanoz eklemeden sade de yapabilirsiniz. 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekleyelim. Karışımımızı iyice karıştıralım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Eğer benim gibi patates seviyorsanız eminim bu tarifi de seveceksiniz. Malzemelerimi iyice karıştırdım. Tavamı ocağıma aldım ve ocağımın altını kıstım. Yine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Fırça yardımıyla her tarafına yayalım. Yağ da ısındıktan sonra hazırladığım patatesle karışımın yarısını tavama alıyorum. Bir spatula yardımıyla tavamın tabanına iyice bastırarak yayıyorum patatesimi. Patatesle karışımın üzerine dilimlediğim kaşar peynirlerini yerleştiriyorum. Kaşar peynirini rendeleyerek de üzerine serpebilirsiniz. Kalan patatesli karışımımı da kaşar peynirlerinin üzerine yayıyorum. Kalan patateslerimi de en üste serdikten sonra tavama göre bir kapak kapatıyorum. Bu arada ocağımın altı hep kısık yandı. 10 dakika sonra kenarlarından spatulayla bakıyorum. Daha kızarmamış. Tekrar kapatıp bekleyelim. Dakika sonra tekrar baktım kenarından. Ben sürekli kısık ateşte pişirdim. Altını birazcık açarak orta ateşte pişirirseniz daha çabuk pişecektir. Şimdi ters çevireceğim. Yine aynı büyüklükteki krep tavama çeviriyorum. Eğer düz bir kapağınız varsa onunla da çevirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi güzel kızarmış. Ben çevirmeden önce fırçayla biraz yağ sürmüştüm patatesimin üzerine. Siz de sürerseniz iyi olur. Kapağını tekrar kapattım. Kısık ateşte pişiriyorum. Yine arada kontrol etmeyi unutmayalım. Bu arada çayım da bir taraftan demleniyor. Yine şöyle bir kenarından kaldırıp bakıyorum. Güzel kızarmış. Bu kadar yeterli. Patates böreğimi spatula ile dilimliyorum. Sıcak sıcak servis ederseniz çok güzel oluyor. Sadece iki ana malzeme ile çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz çok güzel bir kahvaltılık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone değilseniz, destek verip abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.